Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım trigonometri konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neredeyiz? Trigonometrik denklemlerdeyiz sevgili gençler. Şimdi trigonometri içerisinde barındıran denklemler çözeceğiz. Bakın özdeşlikle denklemi birbirine karıştırmayın. Örnek veriyorum. Hani cos kare x ile sin kare x'in toplamı 1'di değil mi? Şimdi siz burada x gördüğünüz yere ne yazarsanız yazın. Bu daima 1'e eşit olacağı için bu bir özdeşliktir. Ama gidip de sin kare x eşittir 1 yazarsanız bu bir denklemdir. Çünkü bu ifadeyi 1'e eşitleyen sadece bazı x sayıları vardır. Bundan kaynaklı sevgili gençler, biz buna denklem derken buna özdeşlik diyeceğiz. Hepsi için sağlıyorsa özdeşlik, sadece birkaç tane için sağlıyorsa veya sayılı adette sağlıyorsa denklemdir diyoruz. Şimdi denklemleri de tabii bölmelendireceğiz. Yani kolay anlamanız için bunları bölmelendireceğiz sevgili gençler. Konumuza dilerseniz başlayalım. İlk bölümlendireceğimiz denklem türü kosinüslü denklemler. Cos x eşittir cos teta eşitliğinin sağlanması için k tam sayı olmak üzere x'ler sevgili gençler ne olmak zorunda? Teta artı 2k pi'ler olmak zorunda. Yani sen bu cos x eşittir cos teta denklemini sağlayan bir teta değeri bulduktan sonra bu teta'nın 360 fazlası da bu x değerine eşittir. Onun 360 fazlası da onun 360 fazlası da bu x değerine eşittir. Dolayısıyla ben diyorum ki 360 yani 2 pi ekleye ekleye veya 2 pi çıkara çıkara sevgili gençler k'lar negatif olursa çıkarmış olursunuz. Çıkara çıkara bulabilirsiniz. Şimdi tabii kosinüs çift fonksiyon olduğu için bu aynı zamanda kosinüs eksi teta'ya da eşittir biliyorsunuz. Kusura bakmayın. O halde sevgili gençler eksi teta'ya da 360 ekleyerek sürekli veya 360 çıkararak kökler bulabilirsiniz. Şimdi çözüm kümesini nasıl oluşturacağımızı gösterelim isterseniz. Bakın. Cos 2x eksi kök 2 bölü 2 denkleminin çözüm kümesi nedir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlarım burada kosinüs 2x eksi kök 2 bölü 2 ise ben kosinüs 2x'e şöyle diyebilirim. Mesela kosinüs hangi değer için eksi kök 2 bölü 2'dir? Hocam 45 derece için kök 2 bölü 2 idi. Şurası için yani 135 derece için eksi kök 2 bölü 2'dir diyebiliriz. Doğru. O halde ben diyorum ki bu eksi kök 2 bölü 2 olabilmesi için kosinüs 135 derecedir diyebilirim sevgili gençler buraya. Ya da tabi başka nerede negatif? Üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede de 180 artı 45'ten 225 derecedir diyebiliriz. Şimdi cebimizde bunlar var. Peki ben diyorum ki o halde 2x burada ya 135 derece artı 2k pi'dir diyeceğim. Ya da buradaki 2x 225 derece. Hatta şöyle diyebilir miyiz? Şuraya 225 fakat hani şuradaki gibi şu mantaliteyle yaparsak cevap yine aynı yere denk gelecek ama sıkıntı yok. Bu kosinüs 225 aslına bakarsanız kosinüs eksi 135 derecedir. O halde ben diyorum ki şunu yazmayalım. 2x eşittir eksi 135 derece artı 2k pi diyelim. Şimdi tabii şöyle de bir durum var. Bizim burada 2x'lerimiz buysa x'ler bunlar değildir tabii. Nelerdir? 135 bölü 2. 135'i 2'ye bölerseniz sevgili gençler 67,5 gelir. 67,5 artı bunu da 2'ye bölerseniz k pi gelecektir. Burası da x eşittir. Eksi 67,5 derece artı k pi gelecektir deriz. Çözüm kümesi sorulmuş. Yazıyorum bakın. Çözüm kümesi eşittir. Diyorum ki öyle x'lerden oluşmakta ki bu çözüm kümemiz. Bu x'ler sevgili gençler ya 67,5 derece artı k pi de 180k yazabiliriz. 180 derece k. Veyahut eksi 67,5 derece artı 180k ve k'lar burada tabii ki tam sayı olmak zorunda diyeceğiz. Devam ediyorum bir diğer sorumla. Kosinüs 4x artı kosinüs 2x eşit 0 denkleminin 0 pi aralığındaki kökleri nedir?
Şimdi öncelikle kosinüs 4x'i şunun yardımıyla bakın. Kosinüs 2 alfa ne demekti? 2 kos kare alfa eksi 1 demekti. Yani yarım açı formülü. Bunu unutmayalım sevgili gençler. O halde kosinüs 4x nedir? 2 kos kare 2x eksi 1 demektir. Şimdi ben o halde kos 4x gördüğüm yere işte bunu yazabilirim. Yazalım. 2 çarpı kos kare 2x kos kare 2x eksi 1 dedim. Tamam. Artı kosinüs 2x eşittir 0. Birazcık düzenleyelim. 2 çarpı kos kare 2x artı kosinüs 2x eksi 1 eşittir 0 dedik. Daha sonrasında ben burayı 2 kos 2x ve kosinüs 2x diye parçalarım. Burayı da sevgili gençler artı 1'e eksi 1 diye parçalarsanız bakın şu ikisini çarpımı eksi 1. Evet, sıkıntı yok. Şöyle çapraz çarparım. Bununla bunu çarpın. 2 cos 2x. Bununla bunu çarpın. Eksi cos 2x. Toplarsanız cos 2x'i veriyor. Demek ki düz bir şekilde toplayacağız. Yani bu 2 kosinüs 2x eksi 1 ile kosinüs 2x artı 1'in çarpımıymış sevgili gençler. Ve bunu sıfıra eşitleyeceğiz dedik. Çünkü bu denklem soruluyor. O halde ben diyorum ki burada kosinüs 2x 1 bölü 2 olursa ancak burası 0 olur. Burada da kosinüs 2x eksi 1 olursa ancak burası 0 olur. Şimdi kosinüs 2x 1 bölü 2 ise kosinüsü 1 bölü 2 yapan açılar lazım bize. Yani 2x dediğimiz açı kosinüsü ne 1 bölü 2 yapıyor arkadaşlar? Bunu da sıfırla pi aralığında dediği için radyan cinsinden yazalım. 60 derece kos 61 bölü 2 idi. Dolayısıyla diyorum ki ben pi bölü 3 60'tır. Artı 2k pi diyorum. Bir de 2x eşittir. Eksi pi bölü 3 artı 2k pi diyorum. Kosinüsü ne eksi 1 yapıyordu arkadaşlarım? 180 derece değil mi? Yani pi. O halde diyorum ki bir de bu 2x onu da şuraya gösterelim. 2x eşittir. 180 derece yani pi artı 2k pi diyebiliriz sevgili gençler. Pekala. Şimdi o halde x'ler ne olur? X'ler pi bölü 6 artı k pi olur. X eşittir. Eksi pi bölü 6 artı k pi olur. Bir de sevgili gençler buradaki x de eşittir. Pi bölü 2 artı k pi olur. Şunu sorabilirsiniz. Hocam biz burada niye 2x eşittir? Bir de şunun eksilisini almadık. Eksi pi artı k pi 2k pi yazmadık. Niye yazmadık? Şundan kaynaklı. Çünkü pi ile eksi pi zaten birbirinin aynısı da. O yüzden yazmadım. Tamam. Şu kısmı sildim. Şurayı da şöyle düzgün yazalım arkadaşlar. Buradan kaynaklı bu olur dedik. Şimdi ne demişti? Sıfırla pi aralığındaki kökleri istenmişti. Bakın önce hepsinde k'ya 0 verelim. K'ya 0 verirseniz buradan pi bölü 6 gelir. Buradan eksi pi bölü 6 gelir. Buradan pi bölü 2 gelir. Ki hangileri sıfırla pi aralığında? Bakın şu sıfırla pi aralığındadır. Bu sıfırla pi aralığındadır. Ama bu sıfırdan önce geldiği için bunu saymayacağız arkadaşlar. Peki k eşittir 1 için ne olur? Burası pi bölü 6 artı pi olur. Yani 7 pi bölü 6 olur ki sıfırla pi aralığında değildir. K'ya 1 verirseniz eksi pi bölü 6 artı pi ne yapar? 5 pi bölü 6 yapar ve sıfırla pi aralığındadır. Ve eğer buradaki k 1 olursa burası 3 pi bölü 2 olur ve sıfırla pi aralığında değildir. Ne demişti bize? Aralığındaki kökleri nelerdir demişti. İşte şu mavi ile işaretlediklerim sıfırla pi aralığındaki şu denklemimizin sevgili gençler kökleridir diyebiliriz. Hepsini tek tek yerine yazarsanız eğer bunların sağladığını da görürsünüz. 63. sayfamız. Sinüslü denklemler. Şimdi kosinüste bir değeri bulduktan sonra bir de onun eksilisini alıyorduk ya. Kosinüste yapıyorduk bunu. Sinüste bir değeri bulduktan sonra o değeri 180'den çıkarıp ikinci kökü buluyoruz. Aslında gayet basit. Mesela diyorum ki 2x eksi pi bölü 12. Bakın sinüsü şuraya alfa dersem. Sin alfa kök 3 bölü 2 ise şimdi sinüsü kök 3 bölü 2 yapan hangi açı var? 60. O halde ben diyorum ki bu pi bölü 3'tür. Tamam. Tabii bir de artı 2 kp diyeceğiz.
Veyahut 2x eksi pi bölü 12. Şimdi bunu pi bölü 3 bulduk ya, diğer kökünü pi'den pi bölü 3'ü çıkararak elde ediyoruz. Yani 2 pi bölü 3. Çünkü ikinci bölgede pozitif sinüs değil mi? O halde ben burayı da bu sefer 2 pi bölü 3 artı 2 k pi biçiminde yazıyorum. Daha sonrasında şu eksi pi bölü 12'leri bu tarafa atmak gerekiyor. 2x eşittir pi bölü 3 artı pi bölü 12 artı 2k pi diyorum. Burada da 2x eşittir 2 pi bölü 3 artı pi bölü 12 pi bölü 12 artı 2k pi diyorum. Ben burayı 4 ile genişletecek olursam 4 pi artı pi'den 5 pi gelir. 2x eşittir 5 pi bölü 12 artı 2k pi dedim. Burada da 2x eşittir. Burayı 4 ile genişletirsem 8 pi'ye pi ekledim. 9 pi bölü 12 artı 2k pi dedim. Ve sonrasında sevgili gençler, her iki tarafı da iki denklemde ikiye bölmem lazım ki x'ler yalnız kalsın. X eşittir 5 pi bölü 24 artı k pi ve x eşittir ikiye bölerseniz, hatta önce 3 ile sadeleştirelim. 3 ile sadeleştirdim. 3, 3 ile sadeleştirdim. 4. 2'ye bölerseniz 3 bölü 8 pi artı k pi gelecektir. Şimdi 0 ile 2 pi aranında kaç tane kök vardır diye soruluyordu. Bakın ben burada k'ya 0 değerini verirsem 5 pi bölü 24 gelir. K'ya 0 değerini verirsem 3 pi bölü 8 gelir ki ikisi de 0 ile 2 pi aralığındadır. K'ya 1 verirseniz sevgili gençler pi artı 5 pi bölü 24, yani sevgili gençler 29 pi bölü 24 gelecektir ki 0 ile 2 pi aralığındadır. Burada k'ya 1 verirseniz pi artı 3 pi bölü 8 de 11 bölü 8 pi gelecektir. Bu da 0 ile 2 pi aralığında. Yalnız k'ya 2 verdiğiniz takdirde zaten burası 2 pi ve burası da 2 pi olduğu için bunlar 2 pi'yi geçer. O halde başka kökümüz yoktur diyebiliriz. Yani benim burada 4 tane köküm varmış, onlar da bunlarmış. Bize ne sorulmuştu? Kaç tane kök vardır diye soruluyordu. 4 tane kök vardır diyeceğiz. Kosinüs x eksi pi bölü 3 ile sin x'in toplamı 0 olan denklemin 0 ile 2 pi aralığındaki sevgili gençler kökleri sorulmuş bize. Şimdi şu sinüs x'i karşıya bir hoplatalım. Bak, kosinüs x eksi pi bölü 3 eşittir dedim. Eksi sinüs x. Şimdi bu eksi sin x, hani sinüs tek fonksiyondu. Tek fonksiyon olduğu için de ben bunu şu şekilde ifade edebilir miyim arkadaşlar? Şunu şöyle sileyim. Diyelim ki hocam burası eksi x olsun. Sonuçta eksiyi dışarı kusabiliyordu değil mi? Şimdi peki bakın burası kosinüs. Şimdi burayı da kosinüs nasıl yaparım? Biliyorsunuz ki toplamlar, yani birbirinin tümleri olan iki açının sinüsünü kosinüsüne eşitti. Yani ben burada diyeceğim ki hocam eksi x de ben bir şeyi topladığım takdirde 90 derece yapsın. Yani 90 ya da pi bölü 2 diyelim biz oraya artık. Burası pi bölü 2 olsun. Çünkü 0 ile 2 pi aralığında sorulmuştu ya. Şimdi ben eksi x'e ne eklersem pi bölü 2 olur. Hocam tabii ki pi bölü 2 ile x'in toplamını eklersem ancak burası pi bölü 2 gelir. O halde yazıyorum bakın. Kosinüs x eksi pi bölü 3 dedim. Eşittir. Artık kosinüs diyorum. Kosinüs diyorum. Pi bölü 2 artı x diyebiliriz buraya. Şimdi tabii ilk eşitlik denkleminin ilk kökünü nasıl bulacağız? Bununla bu birbirine eşittir diyeceğiz. Niye? Çünkü ikisi de kosinüs bunların. Değil mi? O halde x eksi yazıyorum. Pi bölü 3 eşittir. Pi bölü 2 artı x diyeceğim. Şimdi tabii buradaki x ile buradaki x birbirini götürürse eksi pi bölü 3 pi bölü 2'ye eşit geldi. Böyle bir şey mümkün mü? Değil. O halde buradan kök gelmedi diyeceğiz. Sonuçta hani bazı denklemlerinde kökü gelmeyebiliyor biliyorsunuz. O halde diyorum ki bu neye eşitti başka? Hani kosinüs de denklem çözerken ne yapıyorduk? İçeriği bir de eksi pi bölü 2 eksi x biçiminde yazabiliyorduk. O halde bu buna eşittir diyelim bir de. X eksi pi bölü 3 eşittir. Eksi pi bölü 2 eksi x dedim. Bunu bu tarafa attım. 2x eksi pi bölü 3'ü de bu tarafa atacağım. Ve böylelikle pi bölü 3 eksi pi bölü 2 gelecek. Şimdi ben burayı 2 ile burayı da 3 ile genişlettiğim takdirde ise dedim. 2x eşittir. 2 pi'den 3 pi'yi çıkardınız. Eksi pi geldi. Bölü bir de 6'mız mevcut. Tabii artı 2k pi diyeceğiz.
Şimdi x'leri bulmak için de her iki tarafı ikiye bölersiniz. Eksi pi bölü 12 artı k pi deriz. Şimdi 0, 2 pi aralığındaki kökler sorulmuş bize. K'ya 0 verdiğiniz takdirde negatif geleceği için bulamayız ama k'ya 1 verirseniz sevgili gençler pi ile eksi pi bölü 12'nin toplamı 11 pi bölü 12 gelir. Ki bu 0 ile 2 pi aralığındadır. K'ya 2 pi verirseniz de bu sefer 2 pi kere 12 24 pi, pi çıkardım 23 pi bölü 12 gelir. Ki bu da yine 0 ile 2 pi aralığındadır. Başka da sevgili gençler 0 ile 2 pi aralığında kök bulamayız. Dolayısıyla cevabımız bunlardır deriz. Devam ediyorum 64. sayfamla. 63. sayfamı sağ üst tarafıyla. Tanjantılarda ne yapacağız hocam? O da basit veya kotanjantılarda. Direkt bir tane kök bulacaksınız. Artı kpi diyeceksiniz. İlk bulduğunuz köke kpi ekleyerek hareket edeceksiniz. Yukarıdaki gibi yani sinüs ve kosinüsteki gibi 2 kpi eklemiyoruz. Kök 3 çarpı sinüs x eksi kos x eşit 0 denkleminin 180 ve 270 derece aralığındaki kökü nedir diye sorulmuş. Şimdi şu eksi kos x'i karşıya bir zıplatalım. Bakın kök 3 çarpı sinüs x eşittir kosinüs x dedik. Daha sonrasında ise burayı tanjantlı biçimde yazalım. Yani her iki tarafı sinüse bölerseniz kotanjantlı da olabilir. Hatta ve hatta tamam sıkıntı yok. Burası ne olur? Her iki tarafı sinüse bölersek kotanjant x olur. O halde tanjant x ne olur? Tanjantlı çözelim. Kotanjantı sevmiyorum. Ters çevirirseniz sevgili gençler 1 bölü kök 3. Güzel. Şimdi tanjantı 1 bölü kök 3 yapan değerler gerekiyor bize. Şimdi tan 60 kök 3'tü. Tan 30 da 1 bölü kök 3'tü. O zaman bu x dediğimiz değer 30 derece artı 180K diyeceğiz. Şimdi kpi demiştik ya. Pi zaten 180'di. K çarpı 180 ekleyeceğiz. Pi 180 dereceydi. K çarpı 180 derece ekleyeceğiz. O zaman 180 ile 270 aralığında istiyorsa K'ya burada 1 verirseniz sevgili gençler 210 dereceyi bulursunuz. K'ya 2 verdiğiniz takdirde 360 artı 20'den 380 değil 360 artı 30'dan 390 dereceyi bulursunuz ama 270 aralığında dediği için bunu saymayız. O zaman 180 ile 270 aralığında bir tane kök vardır. O da 210'dur deriz. Tanjant 7x çarpı kotanjant 3x eşit 1. Bu denklemin 0 pi aralığındaki kökleri sorulmuş bize. Peki şöyle bir şey yapabilir miyiz acaba? Bakın tanjant 7x eşittir diyorum. Şu çarpım durumunda ya kotanjant 3x. Onu ben 1 bölü kotanjant x diye şöyle karşıya bölüm olarak atarım. 1 bölü kotanjant da tanjanttı zaten. O halde tanjant 7x neymiş arkadaşlar? Tanjant 3x'miş diyebiliriz. Güzel. Yani şu an itibariyle sorunun %50'sini bitirdik. Geriye daha dikkatli olacaksınız. Bakın burada 7x eşittir 3x artı kpi diyebiliriz. Daha sonrasında da bu 3x'i bu tarafa gönderin. 4x eşittir kpi olur. Böylelikle x eşittir kpi bölü 4 gelecektir. Pekala, şimdi ben diyorum ki burada k'ya 1 verelim hocam. Ben k'ya 1 verirsem burası pi bölü 4 olacaktır. Hocam bir de 2 verelim. 2 verirseniz de bu sefer sevgili gençler 2 pi bölü 4'ten pi bölü 2 olacaktır. Hocam bir de k'ya 3 verelim. O zaman 3 pi bölü 4 olacaktır. K'ya 4 verirseniz sevgili gençler 4 pi bölü 4'ten pi olacaktır. Şimdi sıfırla pi aralığındaki kökleri sorulmuştu ya. Bak bu sıfırla pi aralığında. Bu da öyle. Bu da öyle. Yalnız bu sıfırla pi aralığında değil. Çünkü pi pi'ye eşittir. Dolayısıyla sevgili gençler burada gördüğünüz gibi açık aralık verdiği için bunu saymayacağız. Kökleri nelerdir demiş. İşte bu üç tanesi bizim köklerimizdir deriz. 64. sayfamıza geçiyoruz. Kotanjant 2x eksi pi bölü 6 eksi tanjant x. Denkleminin en küçük pozitif kökü nedir diye soruluyor. Şimdi sevgili gençler şöyle bir şey yazabiliriz aslına bakarsanız. Burası kotanjant 2x eksi pi bölü 6. Burası da eksi tanjant x. Ben her iki tarafı şu şekilde düşünebilirim. Kotanjant 2x eksi pi bölü 6
eşittir tanjant şu eksisini içeri dahil edebilirim. Yani tanjant eksi x yazarız. Ve güzel. Şimdi kotanjant 2x eksi pi bölü 6 tanjant eksi x'e eşitse bu kotanjantla tanjant ne zaman birbirine eşit oluyordu? Tümler açılarda, doğru mu? O halde ben eksi x'e ne eklersem acaba pi bölü 2 yapar diye düşünelim. Ne eklersek tabii ki pi bölü 2 artı x eklersek. O halde ben bunu kotanjant 2x eksi pi bölü 6 diyeceğim. Eşittir. Yine burası, bakın tanjant kotanjant yapacağım. Tümleriyle değiştiriyorum. Pi bölü 2 artı x yapar deriz. Şimdi şurası şuraya doğal olarak eşit olmak zorunda. 2x eksi pi bölü 6 eşittir. Pi bölü 2 artı x diyeceğim. X'i bu tarafa göndereceğim. X eksi pi bölü 6'yı bu tarafa alırsam pi bölü 2 artı pi bölü 6 gelecektir. Tabi burayı da 3 ile genişletecek olursanız 4 pi bölü 6 gelir. Yani bu da 2 pi bölü 3'tür diyebiliriz sevgili gençler biz x'imize. En küçük pozitif kökü tabi şöyle de bir durum var. Orayı yazmayı unuttuk. Artı burada k pi'miz vardı. O zaman burada da k pi'miz vardır. Burada da artı k pi'miz var. En küçük pozitif kökü sorulmuş sevgili arkadaşlar. X burada şurası 4 pi bölü 6 x eşittir. 4 pi bölü 6 artı k pi. Burayı düzgün yazalım. Artı k pi. X eşittir. 2 pi bölü 3 artı k pi. En küçük pozitif kök sorulmuş. O zaman k'ya 0 verirsiniz tabii ki. Ve böylelikle en küçük kökü de 2 pi bölü 3 bulursunuz sevgili gençler. Derece cinsinden sorulduysa 183'e böldünüz. 62 ile çarptınız. 120 derece olarak yazabilirsiniz. Şimdi diğer sorumuz da sevgili gençler. Bu soru müfredat dışı olan bir denklem sorusu. Geçen sene PDF'i hazırlarken soru güzel diye koymuştum ama müfredat dışı olduğunu atlamışız. Ve bir üstteki sorumuz da yani sağ üst taraftaki sorumuz da aynı şekilde. Bunu da sevgili gençler eleyeceğiz ve artık bu da trigonometrik denklemlerdeki son sorumuz olacak. Diyor ki 0 ile 2 pi aralığında olmak üzere x'ler sin kare x eksi kos kare x artı sin x eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi sorulmuş bize. Pekala. Şimdi diyorum ki şurada kos kare x ifadesi var görüyorsunuz. Sin x var, sin x var. Oradaki kos kare x'i de sin x'e benzetebiliriz. Şöyle ki sin kare x eksi kos kare x 1 eksi sin kare x'ti biliyorsunuz. Artı bir de sinüs x'imiz mevcut eşittir 0 dedim. Daha sonrasında eksi içeri dağıtırsanız sin kare x eksi 1 artı sin kare x ve artı sinüs x eşittir 0 diyeceğiz. Daha sonrasında bakın sin kare x ile sin kare x'in toplamı 2 sin kare x artı sinüs x diyorum ve eksi 1 diyorum eşittir 0. Tabii ki bu artık ikinci dereceden denklem biçiminde çözebiliriz. Mesela ben burayı 2 sinüs x'e sinüs x diye ayırırım. Burayı da sevgili gençler artı 1 ve eksi 1 diye ayırırsanız bakın çapraz çarpın. 2 sinüs x eksi sinüs x sinüs x yapar. Demek ki düz bir şekilde toplayacağız artık. Yani 2 sinüs x eksi 1 çarpı sinüs x artı 1 eşittir 0 diyebilirim. Şimdi de diyeceğim ki hocam ya burası 0'dır ya da burası 0'dır. Şimdi sol taraf 0'sa sinüs x 1 bölü 2'dir. Ve sağ taraf 0'sa sinüs x eşittir eksi 1'dir. Şimdi sinüs eksi 1 yapan zaten bir 3 pi bölü 2 var. 1 bölü 2 yapan da sevgili gençler sinüs 31 bölü 2 olduğu için bir pi bölü 6'mız var. Tabii bir de pi eksi pi bölü 6'mız yani 5 pi bölü 6'mız var. Şimdi 2 pi'leri eklemedim 2 k pi'leri. Neden diyeceksiniz? Çünkü zaten 0 ile 2 pi aralığındaydı. O halde benim köklerim sadece bunlardır derim. Benden çözüm kümesi istenmişti. O halde çözüm kümesi eşittir dedim. En küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Pi bölü 6. Daha sonrasında 3 pi bölü 2 mi büyük? 5 pi bölü 6 mı? 5 pi bölü 6. 3 pi bölü 2 dedim. Ve 5 pi bölü 6 dedim. İşte sevgili gençler bizim çözüm kümemiz budur diyeceğiz. Küçükten büyüğe doğru sıralamıştık. Burayı 6 yaparsam şu daha büyük arkadaşlar. Özür diliyorum. Birden 2 pi bölü 3 gibi düşündüm ben onu. Şöyle yer değiştirirsek. Aynen.
Küçükten büyüğe doğru da bu şekilde sıralamış olduk. Çözüm kümesi istenmişti. O da budur dedik. Evet gençler, denklemler kısmını da bu şekilde bitirmiş olduk. Artık son videomuzda periyodik fonksiyonlar, periyot bulunması ve sevgili arkadaşlarım ters trigonometrik fonksiyonları işleyeceğiz. Son videomuz biraz kısa olacak. Daha sonrasında ben size seçtiğim trigonometri sorularını, güzel trigonometri sorularını çözeceğim arkadaşlar. Umarım trigonometri kampı verimli geçmiştir ve geçmeye de devam ediyordur. Videoyu beğenip yorum kısmına da ders hakkında düşüncelerinizi, dersler nasıl gidiyor, kamp nasıl gidiyor, bunların hakkında düşüncelerinizi de yazabilirseniz beni mutlu etmiş olursunuz. Ben de sizlere cevap vermeye çalışacağım. O halde diğer videoda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.